Kur'an ayetlerinin birçoğu nazil olurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku gibi bir halde bulunuyorlardı. Bu halden uyanır uyanmaz kendisine vahyedilen ayetleri vahiy katiplerine yazdırıyordu. Hatta ona karşı olanlar şöyle diyorlardı: tek başına bir adam dağa çıkıyor ve döndüğünde dünyanın en güzel şiirleriyle geliyor. İşte bu hal ispat eder ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Zira bir beşerin uykusunda bir şeyler tasarladığını iddia etmek hiçbir akıllının kârı değildir. Hele dahilerin bile taklidini getirmekten aciz kaldığı bir kitabın okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından uyku gibi bir vaziyette yazıldığını iddia etmek herhalde inattan ve iftiradan başka bir şey olamaz. Bu, güneşe karşı gözünü kapayarak gece olduğunu iddia etmek gibi ahmakçasına bir hezeyandır. Güneşe gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. Şimdi ey Kur'an güneşine gözünü kapayarak kendine gece yapan insafsızlar. Kur'an ayetlerinin nazil olurken Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyku gibi bir vaziyette bulunmasını neyle izah edebilirsiniz? Yoksa uykusunda yazdığını iddia ederek akıldan istifa mı edeceksiniz? Gelin ve gözünüzü açın. Kur'an güneşi sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi aydınlatsın.